Mehmet Şeker. Da ne kadar yüce olsa, da ne kadar yüce olsa bir kenarı yol olur der Erzurum türküsü. Hayatta aşılmayacak engel yoktur mu demek istemektedir. Düşünmek gerekir. Sonrasında bayramda dostla düşmanın bir olacağını söyler ki bu barışmak gerektiğine işarettir. Dostu düşmanla bir tutmak değildir kastedilen. Tam tersi. Eller uzatılacak, bayramlaşılacak, kucaklaşılacak. Zaten aradaki tam anlamıyla düşmanlıkta değil gurur, kibir ve daha çok inat. Bir bayramı daha küskünle geçirenlere yazık. İçinde küslük taşımak, sırtında ağır bir yük taşımaktan daha zor. Bekle ki iki ay on gün daha geçsin, kurban bayramı gelsin. Emrah'ın dediği şekil, bu bayram olmazsa kurbana kalsın. Gurbetellerde garip kalıp da hasır çekenler ne der, ne yapar, ne düşünür. Onun cevabı da Neşet Ertaş'tan gelir başım alıp çıksam bir yüce dağa, acep bizim eller görünür mü mola? Gurbet ve bizim hayatımızda ne çok yeri vardır. Memleketi örsemek herhalde herkesin bildiği, çok iyi bildiği bir konu. Bir ömrü aynı yerde geçirenlerin sayısı pek fazla sayılmaz. İnsanı gurbete mecbur bırakan, hasrete mahkum eden şartlar göz ardı edilir de aradaki dağlara sitemler yağdırılır. Dağlar seni delik delik delerim, kalbur alır toprağını elerim dağ tekil, dağlar çoğul, arada pek çok dağ vardır. Ancak söylerken hep bu tekil ve çoğul yönü karıştırılırmış gibi davranılmaktadır. Dağlar size ne karanlık ardınız var denmez de senin denir, ardın var denir. Barış Manço da bu geleneğe uymuştur. Dağlar dağlar, yol ver geçem, sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Yol verin dememiş. Eskilerin bir sözü var. Dağlar sevenler içindir derler. Bazı yörelerde dağlar nişanlılar için yaratılmıştır şeklindeki söylendiğini de işitmiştik bir vakitler. Hayata farklı yönden bakanlara göre ise başka türlü cevaplar olmalı. Dağlar kayak yapmak içindir, tırmanmak içindir gibi. En yüksek dağ Everest'le ilgili bir haber vardı geçen gün. Oraya tırmananların geride bıraktıkları çöplerle ilgili. 11 ton çöp toplanmış. Everest çöplüğe döndü başlığı kullanılmıştı. Yanlış sayılmaz ama bir de etrafımıza baksak nasıl olur? Bizim herhangi bir elimizdeki dağlara bakalım, herhangi bir elimizin sahillerine bakalım. Her birinden her hafta çıkar 11 ton çöp. İsterseniz gidip kontrol edebilirsiniz dağları ve sahilleri. Bu durumda başta zikrettiğimiz o güzelim Erzurum türküsünden ilhamla bir tespit yapabiliriz. Bir dağ ne kadar yüce olsa o kadar fazla çöp çıkar desek hiç de yanlış olmaz. Ne yapalım? Bizim de yapımız böyle işte deyip oturmayalım. Belki günün birinde gittiğimiz yerlerde ardımıza çöp bırakmadan ayrılmayı öğreniriz diye ümid edelim.